Hilmi Demir Hocam, nasıl bir iz bıraktığına dair de lütfen birkaç cümle buyurunuz. Siz de herhalde yolda öğrendiniz, yolda gördünüz. Ben evde gördüm. Evde mi gördünüz? Evdeydim o saatlerde ve gördükten sonra birçok yerden de arandım işin doğrusu. Hocam nedir bu diye. Hem sosyal medya üzerinden yazanlar oldu, hem de telefon edenler oldu. Ve işin doğrusu onlara cevap vermekte de zorlandım. Uzunca bir zamandır Müslümanlar olarak ciddi anlamda sıkışıyoruz. Toplum olarak sıkışıyoruz. O sıkıştığımız yer toplumda ciddi anlamda bir din yorgunluğu yaratıyor. Bunu birkaç seferde söylemiştim ben. Türkiye'de gerçekten artık bir din yorgunluğu var. Din yorgunluğu. Evet, maalesef. Yani ne demek din yorgunluğu? Bunu yaratanlar da tam aksine bu dini temsil ettiğini söyleyen insanlar, sosyal medya üzerinden yaptıkları paylaşımlarla bir din yorgunluğu yaratıyorlar. Yorgunluk şöyle bir şeydir. O yükü taşımakta zorlanırsınız. O yükü anlamlandırmakta zorlanırsınız. Hani bugün de konuşacaktık, aslında gündem o olacaktı. İşte gençliği konuşacaktık, değil mi? Adalet duygusunu konuşacağız. Konuşacaktık. Yine konuşacağız. Yani mutlaka konuşacağız. Hani yine konuşacağız da onunla başlayacaktık, evet, aslında. Yani Ramazan'la başlayacaktık. Tabii Ramazan'la yani başlayacaktık. İşte dolayısıyla gerçek gündemi konuşamıyoruz bu yorgunluktan. Yani dizlerimizin bağı çözülüyor. Ben inanın okuduğum zaman, bunu okuduğum zaman şok oldum. Yani bir acaba atmamış olabilir mi? Yani bir başkası ne bileyim, hani, bir hesabını ele geçirmiş. Öyle diyecektim ama çok da böyle daha önceki tweetlerini de biliyoruz. Yani işte, evet. Şimdi maalesef arkadaş bu sadece biliyorsunuz laik seküler kesimleri rencide etmedi. Özellikle bir süredir AK Parti içerisindeki muhafazakar kadınlarla da ciddi anlamda onları da rencide edecek, onları da aşağılayacak çok kötü tweetler attı. Dolayısıyla onlarla da kavgalı. Yani hem kendi mahallesiyle kavga ediyor, hem karşıdaki mahalleyle kavga ediyor. Şimdi bu çok kötü bir şey. Tabii kavganın hani bizi siz olmaz bana göre. Hepsi kötü. Ve benim aklıma şu geliyor. Tabii hani bizim anladığımız İslam, bizim anlattığımız İslam, bizim yaşadığımız İslam'la buna baktığım zaman arada büyük bir boşluk hissediyorum. Şimdi mesela Hazreti Peygamber'in hayatı, örnek hayatı aklıma geliyor. Allah Resulü Mekke'de sıkışıyor, aynen bugünkü gibi. Hani anlatmakta zorlanıyor bizim gibi. Ve Taif'e gidiyor. Diyor ki onlara İslam'ı tebliğ edeyim, anlatayım. Taif'e gittiği zaman biliyorsunuz Taif'te bir müddet kalıyor ve ileri gelenleri bundan rahatsızlık duyuyorlar. Çocukların eline taş aldırıp Hazreti Peygamber'i taşlatıyorlar. Yaralanıyor, yüzü kanıyor. Gidiyor bir üzüm bağına sığınıyor Allah Resulü ve o anda Cebrail geliyor kendisine. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, istersen Allah senin için bu kavmi helak edecek. Allah Resulü'nün verdiği cevap çok ilginç. Diyor ki ben çileme razıyım. Bu benim çilem, ben çileme razıyım. Allah'tan tek dileğim bu insanlara iman nasip etsin. Şimdi Allah Resulü'nün bu şefkati, bu merhametine bakıyorsunuz. Ha öbür taraftan mesela aklıma Hazreti Ebu Bekir geliyor, Ebu Bekir Sıddık. Yani diyor ki ey Allah'ım benim gövdemi o kadar büyüt, o kadar büyüt ki cehennemi kaplasın ve başka hiçbir insan oraya girmesin. Ya kendisi için, düşünün bütün insanlık için kendisini feda eden Ebu Bekir Sıddık nerede? Ona buna laf söyleyip gassallığa soyunan bir ilim adamı nerede? Pamuk alacakmış kendisine. Yani. Şimdi düşünün Ayasofya 5 asırlık bizim Müslümanların, muhafazakarların, mütedeyyinlerin, milliyetçilerin 5 asırlık göz bebeği. Biz uzunca bir süre Ayasofya'nın açılmasını bekledik. Öyle değil mi? Şimdi insanın oraya da imam atandı. Onu diyorum yani. Oysa Ayasofya'nın üzerine öyle bir gölge çöktü ki, öyle bir gölge çöktü ki, o 5 asırlık bütün umutlarımızı, bütün beklentilerimizi mahvetti.
O kadar da olmasın Hilmi Hocam ya. Ya hocam beni üzüyor yani bir şimdi. Üzüyor doğru da bir kişinin eğer bütün vicdanımızı bombalayacak, dinamitleyecek gücü varsa bırak biz de perişan olalım yani. Bence öyle bakalım. Yani bir kişi tamam numune bütünün özelliklerini taşır. Çok da sembolik bir yer olması hasebiyle. Tamam. Onu kastediyorum. Yani hükümetin hocayı görevden almış olması bile aslında bir o söylemin çok da hem politikada hem de kamu vicdanında çok da yer tutmadığı izlenimini bende uyandırıyor. Orada tutuldu etti. Yani kişisel olarak bir insanın bir yerde durabilir. Bir pozisyonu olabilir. Ama o pozisyonun bütün pozisyonları esir alacak bir güç ona vehmetmek biraz doğru değil. Yani onu kastetmiyorum hocam. Ben için, kişisel psikolojik olarak bende yarattığı huzursuzluğu anlatmaya çalışıyorum. Evet, yani aynı ortada. Birlikte almak hepimizi yoruyor. Yani, Ramazan'ın bu mübarek gününde tam iftar vaktinde nasıl beni yorduğunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa orada hemfikirim ama yine de fazla bir önem atfetmemek gerekir kanaatimde. Hatta yani. Zaten hükümetin bunu almış olması, hükümetin bunu tasvip etmediğini gösteriyor. Buna karşı tepkilerin nasıl yükseldiğini biliyoruz. Ama hani burada konuşacağız, o beni en çok yaralayan şey ateizm derneğinin attığı tweet. O beni çok yaraladı. Yani eğer bu insan attığı tweetlerle bu ülkede ateist bir dernek seviniyor ve bayram yapıyorsa işte beni yaralayan o. Yani beni kendi insanlarımızın gündemine konması yaralamıyor bunu. Çünkü gençlerin ne az çok ne düşündüğünü, nasıl düşündüğünü biliyorum. Yani onlarla konuşuyoruz, onları dinlemeye çalışıyoruz. Beni şahsen bu yaralıyor. Ve buna karşı da bir Müslüman olarak bir şeyler söylememiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz sustuğumuz zaman, biz söylemediğimiz zaman, biz bunları yanlış demediğimiz zaman bu insanlar kendilerini daha da çok meşrulaştırıyorlar. En azından bizim itiraz etmemiz lazım. Yanlış dediğinizde siz neyle karşılaşıyorsunuz? İnanın bir şeyle karşılaşmıyorum. Aksine hocam ağzına sağlık, çok iyi ettin diye dendiğini düşünüyorum. Çünkü bunu bekliyor. İnsanlar bunu bekliyor. Yani ben mesela tweet attım. Altına yorum yazan ve mesaj gönderenler oldu bana. İşte hocaya aldığı maaştan dolayı çok galiz hakaretler edildi. Alkol yasağı meselesinden çıkmış bu tartışma. İşte bizim vergilerimizi alıyorsun vesaire. O bir patlama ve kendini savunma mekanizması. Böyle bir bu bir haksızlık veya İlk Ayasofya paylaşımları olduğunda çok ciddi destek aldı. Yani kendi sosyal medya paylaşımlarının altına. Ya sosyal medya bakmamak lazım Mehmet Akif. Sosyal medya biliyorsun bütün Türkiye'yi yansıtmıyor. Sosyal medya özellikle Twitter dediğimiz şey aslında Türkiye'nin bütün hepsinin. Şöyle dindar insanların. Ama asıl bence mesele o insanların kendisiyle konuştuğumuz zaman aldığımız tepki. Yani sosyal medyada çok ciddi anlamda bir troll ekip var. Herkes bir post kesiyor. Tabii orada bir post kesiyor ama gerçek insana, sokaktaki insana dokunduğun zaman o sokaktaki insan, gerçek insan, dışarıdaki insan, troll olmayan, inanın bundan rahatsızlık duyuyor ve buna söylediğimiz... Ya bundan bence herkes rahatsızlık duymuştur. Yani bence de duymuştur. Onu...